Şimdi işler güçler ekran başındaki izleyiciler tarafından da sürekli izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Aslında baba soruyla başlayalım. Sizce neden tuttu bu dizi? Çünkü biraz önce Oğuzhan'ın yaptığı gibi aslında biraz sizinki de tutar mı tutmaz mı başka bir kafayla başladığınız bir şey ve tutunca sizin de biraz şaşırdığınız bir iş herhalde. Şaşırdık tabii ki ama hani o şaşkınlığı çabuk atlattık üzerimizden. Çünkü bizim temel motivasyonumuz şu, beraber çok eğleniyoruz. Yani işte burada bulunan arkadaşlarım ve Selçuk öncelikli olmak üzere çok eğleniyoruz. Biz eğlendiğimiz için de seyirci de eğleniyor yani. Aslında hep tek... benim inandığım şey o. Ben de bunları söylerken çok keyif aldım. Yazarken evet. De gerçekti. Onlar aynen da o kadar öyle. Gerçek tabii, çünkü ki. Çünkü gerçeği şurada satmak başka bir şey. Yani inanmadığın bir şeyle şuraya çıksan, elindeki cephane inanmadığın bir cephane olsa satarken 9 takla atıyorsun. Bir de devamlı gerçekten, vallahi gerçekten demek zorunda kalıyorsun. Çünkü iyice inandı. Halbuki gerçekse hiç bunlara ihtiyacın olmuyor. Çıkıyorsun çatır çatır şarkını da söylüyorsun. İşini de yapıyorsun. Sizin işi izlerken de öyle sahneleriniz var ki insan hissediyor. Yani bu adamlar zaten eğleniyorlar bu sahnede. Çok eğleniyor. Kameranın çekmesi çok cabası olmuş işin yani. Hani öyle gibi görünüyor. Çok iyi çalışan bir senaristimiz var. O yani çok iyi bir matematik kuruyor. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için de ben Ahmet'in kaşını kaldırmasından anlıyorum diyeceğim. Biraz zor Ahmet'in kaşını kaldırmasından. Sürekli oynadığı için böyle. Dolayısıyla. Devamlı. Evet. Yok o kadar da oynatmıyorum devamlı ya. Senin kaşın gözün bir oynuyor. Evet hadi bakalım devam. Dolayısıyla böyle hani şöyle bir duyguda oluyorsunuz. Siz ben de bir şey yapmalıyım duygusunda oluyorsunuz. Sete giderken acayip böyle mutlu gidiyorum ben. Çok eğleneceğimi bildiğim yani için. Yani bu dizi başlamadan önce üçünüz böyle ya abi patlayalım bir şey yapalım bir şey yazalım. Yani bizden bir şey olur. İçimizde bir cevher var. Nasıl anlamaz bu insanlar bunu? Yapsak acayip gider falan gibi sohbetleriniz oldu mu o tanışma döneminizde? İlk tanıştığımız dönem zaten bizim Ahmet'le Bir Bulut Olsam dönemine denk gelir. Kanal D'de yayınlanıyordu. Mardin'de çekiyorduk. O zaman o da arkadaşıydık Ahmet'le. Sürekli şikayet alıyorduk resepsiyondan. Çok eğlendiğimiz için. Sonra hani o dönemler ben Selçuk'la tanıştım. Selçuk da sürekli şikayet alıyormuş. Apartman dairesinde oturuyor. Baktık hepimiz sürekli şikayet alıyoruz. Dedi ki hani bunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Evet. Sonra artık şikayet almıyoruz. O yüzden oldu yani. Evet. Nerede tanıştınız? Üçünüzün tanışma hikayesi nedir? Biz Murat abiyle... Arka taraf duyabiliyor musun? Sesleri duyabiliyor musunuz? Ses peki. Biz Murat abiyle... Niye sesinizi çıkartmıyorsunuz? Yani hem duyamıyorsunuz hem arada deseniz de duyamıyor diye. Biraz sesleri bir açalım. Stüdyonun seslerini bir açalım. Biz Murat abiyle Kurbanlık diye bir televizyon filmi çekiyordu Selçuk'la Burak. O dönem tanıştık. Ondan sonra Üsküdar'a giderken de birlikte rol aldık. Ahmet de o diziye konuk oyuncu olarak gelmişti. Oradan tanışıyoruz. Böyle bizim çok komikti ama ya. Tanışma hikayemiz eğlenceliydi. Kısa. Konuk oyuncu gittiğin dizi. Evet çok eğlenceliydi. Ahmet'in o dönemler konuk kontenjanından katıldı. Ben en iyi konuk oyuncu ödülünü alıyordum o dönem. Sen ya... kaç diziye konuk oyuncu olarak katıldın? Bir. Ha tek diziye kadar. Evet. İki. Bir de Ramazan Güzeldir. Yine Selçuk'un işi. Aa TRT'deki iş. Evet. O da çok güzel işti. Yani bizim Sengi çok tesadüf Murat'la bizim bu 5. projemiz. Evet. İlk Gazi dizisinde Murat'la beraber oynadık. Tuttu mu? Yani şöyle bir şey var. Bizim beraber yaptığımız hiçbir şey tutmadı. Ne diyorsun ya? Tabii hep bir şekilde bitti işler, yani. Güçler bir de Çalgı Çengi bizim. Evet Çalgı evet. Çengi de. Cem Yılmaz değil mi? Bir Bulut Olsam da işte rahmetli Meral ablamızın, Meral Okan'ın yazdığı. Ya Meral'di. Tanıştık. Ramazan Güzeldir yapıyordu. Ya bir bölüm gelir misin dedi. İşte Selçuk'la da orada tanıştım. Daha sonra Çalgı Çengi'yi yaptık. Şimdi işler güçler. Üsküdar'a giderken işler güçler. Bu böyle devam ediyor bakalım. Evet Büşra'nın da mesela sizin bundan bilginiz var mı bilmiyorum ama Büşra ile ilgili mesela aşağı yukarı yemişleri yaptınız siz değil mi? Evet. Kaldırıldı. Sonra Mutlu Aile Defteri'nde oynadın sen. Evet. O da kaldırıldı. Sonra Annem Uyurken'i yaptınız. O da kaldırıldı. Şimdi de bu işin içindesin. Evet. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Evet. Hadi de diyeceğimi. Biz mi? Çok sevdim yani. Daha ne diyeceğim. Evet. Sohbeti böyle havada bırakmayayım. Tabii bu kaldırıldı hikayesi. O kadar çok dizi yapılıyor ki. Yani gerçekten çok fazla dizi var. Evet. Ve illa bir şeyler. Bu hafta da haberiniz olsun 3-5 dizi daha gidiyor.
Yani artık sevdiğiniz diziler mi olur, beğenmediğiniz diziler mi olur ama gidiyor. Bu dizinin bir özelliği var. Bu dizi aslında gider normalde. Ya gidicilerden yani. Hani reytingine bakarsan bu dizinin gitmesi lazım. Doğru mu? Açık açık konuşalım. Öyle mi? Fena değiliz yani. Reytingler iyi ya. Reytingler falan hani reytingler dizinin söyleyelim mi hani çok şey değil ama. Yani reyting. Valla iyi aslında ya. 5 reyting iyi ya. 5 reyting. Hayır, çok güzel bir yere dayayacağım işi. Bu yokluk. Reytingleri tabii ki iyi dizinin ama. Reyting değil de. Halkan diziler bile çok daha acayip reytingler var. Onun için söyleyeyim. Belli olmuyor reyting bu işlerde. Evet. Ama maalesef. Sizin dizinin ayakta kalmasının sebebi sosyal medya. Kesinlikle evet. Ya bizim dizinin ben öyle zannediyorum. Sokakta onun karşılığını gördüğüm için söylüyorum. Aldığı reytingin hemen hemen yarısı kadar da sosyal medyadan takip edildiğini. İşte ben de öyle keşfettim. Evet. Çok ilginç. Ne? Niye gülüyorsunuz? Bizim film de ya öyle. Ben Göksel'e bayılıyorum ya. Yandan konuya girişi görüyorsun değil mi? Bak Göksel böyle bak Allah'ını ne söyle. Ne yaptım ki? Hiç ama dedim ya. Böyle buraya bakıyor orada konu işte ben de öyle ki. Yeniden bu tarafa. Ama senin elbisen ne güzelmiş kız. Kalk bir daha bir görelim şu elbiseyi ya. Kalkmam hayır. Ha valla gel gel bir kalk. Utanıyorum. Gel, utanıyor musun? Ya Fahrettin eski kameramanlardan mısın? Neden hemen bacaktan alıp çekmeye başlıyorsun? Bak şuralara falan bak gerçekten çok. Bizim için özel mi? Bizim program için. Yoksa vardı kostümlerin arasında öyle bir. Yalan söyleyemeyeceğim. Bir kere daha giymiştim ama sahnede. Sahnede giymiştim. Bu program için özel seçtim. Özlem Kaya hazırladı. Yani bizim program için özel yapılmış bir elbise değil. Ama en güzeli buydu bunu giymek zorundaydım. Elbisen perdeye benziyor. Perdelerin yanındaki o tokmakların içindeki şeyler var. Ya şaka söylüyorum. Güzel olduğu için bir kalk görelim dedim. Zaten güzel kadınsın. Bir de üzerine güzel elbise. Hiç bizim için yapmış olmam bile önemli diye. Baksana millet nasıl geliyor. Gel. Ama sizin için seçtim. Hala söylüyorum. Yok yok tamam bizim için. Oturabiliyorsun oturabiliyorsun ya. Aşkım benim ya. Elif'in yerinde mi? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Aslanım benim. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.